Her şeyden önce bu Güney Kafkasya'da meydana gelmiş olan büyük bir soykırımdı. Zannediyorum bütün Türk dünyası içerisinde en can alıcı ve en önemli reaksiyonu, tepkiyi Anadolu'daki Türkler verdi. Çünkü Azerbaycanla Türkiye arasında yüzyıllara dayalı esaslı bir kardeşlik var. Hem onu coğrafya, jeopolitik gerektiriyor. Hem tarihsel bağlar, kültürel ve dini kimlik Azerbaycan Türkleri ve Anadolu Türklerini Konuştukları ana Oğuzca, Oğuz Türkçesi bağlamında müşterek bir topluluk haline getiriyor. Adeta Azerbaycan'ın bir doğal uzantısı gibi Anadolu'dan bahsetmek mümkün, Anadolu'nun bir doğal parçası gibi Azerbaycan'dan bahsetmek mümkün. Aslında sınırların Kafkasya'daki o dağ silsilerinin bölemediği, uzun Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tecrübesinin e, Marksist dönüştürücü tarih ve kimlik politikalarının bölemediği bir kardeşlik ve millet şuuru Azerbaycan ve Anadolu Türklüğü arasında mevcuttu. O bakımdan e, 26 Şubat 1992'de e, hadisenin meydana gelmiş olması, soykırım vakasının meydana gelmiş olması, Hocalı kasabasının haritadan silinmiş olması, yüz binlerce Azerbaycan Türk'ünün e, Ermeni kuvvetleri tarafından onlara destekleyen Rus motorize birlikleri tarafından, Rus özel kuvvetleri tarafından Karabağ'dan sökülmek istenmesi için yapılmış olan büyük soykırım Anadolu'da 1992'de, 1993'te, 94'te ve 95'te büyük kitlesel mitinglere sebebiyet verdi. Ülke ocakları başta olmak üzere, Türk ocakları başta olmak üzere. O dönemin pek çok milliyetçi ve Türk birlikçi, Turancı yapısı, siyasal organizasyon, elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bunları desteklemek suretiyle Azerbaycan'daki Hocalı soykırımının ve genel olarak Karabağ topraklarının yani Azerbaycan'ın ayrılmaz tarihi bütünlüğü olan tarihi parçası olan Karabağ topraklarının Ermeniler tarafından bu e, kanlı işgaline Anadolu çok esaslı bir e, tepki verdi ve 1992'den günümüze kadar e, Hocalı'ya adalet kavramı Hocalı soykırımı için uluslararası adalet arayışı Azerbaycan kadar Anadolu'da da Türkiye Cumhuriyeti'nin pek çok kurumunda, sivil toplum teşekkülünde, üniversitesinde, öğrenci kulüplerinde, derneklerde ve vakıflarda yaşamaya devam etti. Yani bugün e, temelde e, Azerbaycan'la ve Türk dünyası temasıyla problemi olmayan neredeyse bütün siyasi hareketler, pek çok STK, pek çok üniversite ve düşünce kuruluşu hocalı meselesini ana gündemine e, getirdi ve hatta üzülerek belirtmeliyim ki e, zaman zaman e, Anadolu'daki ve Türkiye'deki tepki ve hocalıya adalet arayışı bir dönem Azerbaycan'ın önüne geçti. Ee, Azerbaycan'daki resmi kutla, e, anmaların, Azerbaycan'daki resmi e, taleplerin ve tepkilerin çok daha ilerisinde Anadolu'da ve Türkiye'de hiç dinmeyen ve bitmeyen bir hocalı acısı oldu. Tabi yalnızca e, 1992'deki bu soykırım değil, daha önce e, 1990 senesinde e, Azerbaycan'a Rus tanklarının yürümüş olması, Azerbaycan'ın genelindeki Bakü'deki büyük katliamın varlığı, 1991 sonrasında Azerbaycan'ın bağımsızlığına müdahale edilmiş olması her zaman Anadolu'da yakinen takip edildi ve Türkiye'deki e, Türk milliyetçiliğinin de e, Türkiye'deki Türk milliyetçisi düşünce hareketlerinin de e, ya da bu eylemleri ortaya koyan pek çok yapının da her zaman Karabağ gibi, her zaman Azerbaycan'ın Karabağ'daki hakimiyeti gibi, Karabağ'ın Türklüğü meselesi ve Karabağ'ın hürriyeti gibi Temel meselesi ve temel yaklaşım oldu. Azerbaycan Türkleri arasında e, tarihin ve kültürün inşa ettiği esaslı bir kimlik vardı. Fakat e, Sovyet döneminde bu kimlik dönüştürülmek istendi. Siz de e, akademik çalışmalarınızdan bunu gayet iyi biliyorsunuz. Ancak e, 90'lı yıllarda hızlanan e, Karabağ işgali, elbette ki bunun 1918-1915-1918 arasında da bir varyantı vardı. 1826-1828 e, döneminden başlayan bir... Karabağ'ın ve Azerbaycan'ın tarihi topraklarının, tarihi coğrafyasının Türksüzleştirme eylemi söz konusuydu. Bu, bugünkü modern Azerbaycan kimliğinde esaslı bir müştereklik meydana getirdi. Azerbaycan Türklüğü, kendi arasında boy, kabile, bölgecilik anlayışını geride bırakmış olan şehirli, modern bir kimlik, yani geleneksel Türk kimliğiyle, Kadim Türk kimliği ile bu modern e, ulusal kimlik arasında bir doğal bağlantı görüyorum ben o bakımdan Aslında e, bütün Türk dünyası söz konusu olduğunda Milletleşme ve tiresini çok büyük ölçüde geride bırakmış milletleşme problemi çok büyük ölçüde Geride bırakmış olan bir Azerbaycan toplumundan bahsediyoruz Ancak Karabağ meselesi Karabağ'ın Ermeniler tarafından işgali Modern Azerbaycan kimliğinin Azerbaycan Türklüğünün inşasında ve dünya Azerbaycanlıları Azerbaycan'ın dışında yaşayan Türkiye, Almanya, Amerika ve diğer ülkelerde yaşayan Azerbaycan Türklerinde kendi arasında muazzam bir diaspora bilincini, muazzam bir halklar bilincini Azerbaycan anavatanına, Azerbaycan coğrafyasına ve Karabağ'ın hürriyetine, istiklaline bağlı olarak çok geliştirdi. Bugün geçtiğimiz aylarda Bakü'deydim, Azerbaycan'daydım, pek çok Azerbaycan şehrini ziyaret etme imkanım vardı. Neredeyse her üç evden birinde Türk bayrağı dalgalanıyordu. Türkiye'den gelen bir konağa, Türkiye'den gelen bir misafire hürmetin ve izzetin her zaman olduğunu biliyorduk. Ama Karabağ'ın azar edilmesinden sonra, Karabağ topraklarının önemli bir bölümünün azar edilmesinden sonra bunun yeni bir Azerbaycan milli kimliğini inşa ettiğini ve kuvvetlendirdiğini görüyoruz. Hem ee, Hocalı soykırımı yani Hocalı'da katledilen insanların e, hakları, uluslararası mahkemelerde, uluslararası adalet divanında uzun yıllardır Azerbaycan tarafından aranmaktadır. E bu Türk Cumhuriyetleri tarafından, onların resmi idareleri tarafından çok fazla desteklenmedi. Ancak Karabağ'daki Ermeni işgali, Kazakistan'da da, Türkmenistan'da da, Özbekistan'da da, Türkiye'de de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de, Balkan coğrafyasında yaşayan Türkler'de de, Rusya Türkleri içerisinde de, Rusya Federasyonu'nun vatandaşı olan Türkler içerisinde de her zaman e, takip edilen, ve her zaman hürriyetle sonuçlandırılması gereken bir ortak dava idi. Ve bugün e, Türk Devletleri Teşkilatı adıyla yeni bir forma, yeni bir kimliğe oturmuş olan teşkilatın da özellikle Karabağ topraklarının önemli bir bölümünün azar edilmesinden sonra siyasi bir hüviyete kavuştuğunu ben düşünenlerdenim. Yani daha kültürel bir teşkilat, daha çok tarihle ilgilenen bir teşkilat, kardeşlik ritüelleri etrafında toplanmış olan bir örgütlenme, Karabağ'ın kurtarılmasından sonra çok büyük ölçüde jeopolitik ve siyasi bir teşhisat olmaya karar verdi. O bakımdan Azerbaycan ve Türkiye arasındaki bu yakın işbirliği, bütün Türk Cumhuriyetlerinin uygulayabileceği yeni bir zemin meydana getirdi. Her zaman söylüyorum, yeniden tekrar etmekte fayda görüyorum. Artık bölgede Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin birlikte istemediği bir şeyin yapılması mümkün değil. Ne bunu Ermenistan tek başına yapma gücüne sahip, ne Kafkasya'da bunun tek başına Rusya Federasyonu yapmak gücüne sahip. Türk Cumhuriyetleri şunu görmeye başlamıştır. Artık Rusya ne der? Rusya istemeden biz bu adımı atabilir miyiz? Türk devletlerinin ve Türk topluluklarının kendi arasındaki işbirliği ve yakınlaşma Rusya'yı ne kadar rahatsız eder? Denge arayışı yerini artık Rusya ile diplomatik ilişkilerin sürdürülebileceği ve Türk devletlerinin ve Türk cumhuriyetlerinin kendi kaderlerine, kendi geleceklerine, bölgede hakim olabilecekleri yepyeni bir siyasi denklem meydana getirmiştir. Ben bunda da ikinci Karabağ Zaferi'nin, Vatan Savaşı'nın ve Karabağ'ın azar edilmesinin büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Hem Azerbaycan'a olan ilgi artmıştır, hem Türkiye'ye olan ilgi artmıştır, hem de Türk Devletleri Teşkilatı etrafında toplumların ve halkların, Türk soylu halkların birleşmesi ve kendi aralarındaki seyahatlerin artması, ticari imkanların gelişmeye başlaması, turizm potansiyelinin büyüğü olması, üniversite işbirlikleri, eğitim işbirlikleri, bilim işbirliklerinin gelişiyor olmasında da bu süreç çok büyük tesir yarattı. O bakımdan bugün yani 2023 yılı itibariyle ortak bir Türk kimliğinden bütün Türk dünyasında ortak bir Türklükten bahsedecek olursak burada da hem Karabağ'daki Ermeni işgaline karşı yürütülen en az 150 yıllık büyük mücadelenin hem de Azerbaycan'ın yürütmüş olduğu vatan savaşının büyük tesir olduğunu kabul edebiliriz.